Selamlar. Herkese yine sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler dileyerek başlıyorum. Bugün insan mı kutsal, tabiat mı kutsal, yani doğa mı kutsal? O konuda kendi fikrimi açıklayacağım. Kendi fikrimi derken, burada tabii katılan olacak, katılmayan olacak. Bu fikirler bana ait. Ancak bu masa başında üretilmiş asparagas fikirler değil. Bu fikirleri ben açıklamaya çalışırken ya da beyin imbiğimden diyelim, ibriğimden süzülüp gelen bu sözleri şifayı olarak dile getirip de konuşmaya başlamadan önce peygamberle dinlerden önceki doğa filozoflarını, peygamberle dinlerden önceki dinleri ve peygamberle dinlerden sonraki kutsal kitaplarda yazılan insana bakış açısında inceledim. Ben biraz meraklıyım bu konulara, inceliyorum da. İnsan mı kutsal, doğa mı kutsal demiştik. Ha bu ikinci bölümde de, doğa kendi kendine üreyen bir yapısı var mıdır? Doğa kendi kendine üretken midir? Bunun arkasından tabii doğa erkek midir, dişi midir? Ya da doğada biseksüellik var mıdır? Yani kendi kendine üreme yapısı var mıdır? Onu anlatmaya çalışacağım. Biraz tuhaf mı geldi ikinci bölümdeki konuşma? Gelmesin. Çünkü bu kutsallığın nerede başladığını anlatmaya çalışmam için, onu da anlatabilmem için onu da açıklamam gerekiyor. İnsan mı kutsal dedik, doğa mı kutsal? Peygamberli dinlere geçmeden önce neden doğa kutsal sayılırdı? Peygamberli dinlerde sonra ancak diyorum ben burada ancak peygamberli dinlerden sonra kutsal kitaplar her ne kadar insanı kutsal saymışlarsa da hiçbir zaman insana gerekli değer verilmemiştir. Yani ortada aslında onlar tarafından yapılmış asparagas bir söylem vardır. Yani sanki masa başında uydurulmuş laflar var gibi geliyor. Hem insan kutsal diyeceksin hem insana değer vermeyeceksin. Bunu anlatacağım. Dünyanın ilk bilinen gününden itibaren, yani o tarih öncesi falan diyoruz ya, geçen de söyledim ben, tarih öncesine inanmam. Dünyanın ilk günü tarihtir zaten. Tüm dinler panteizm üzerinedir. Yani insan kutsal demez. Doğa kutsaldır. Tabiatın kendi kutsaldır. Ve insanı tabiatın kendisine, doğaya saygı duymakla mükellefsin der insana da. Sen der, doğanın, o tabiatın bir parçasısın. Seni tabiatın içerisinden alıp tek başına kutsallaştıramayız der. Panteist dinlerin özünde bu vardır. Peygamberli dinlerle beraber 3000 yıldır kalan tüm filozoflar, bilim adamları, İşte Thales'ten, Empedokles'ten, Demokles'ten başlayarak tüm bilim adamları insanlığa çok büyük katkıları olmasına rağmen hiçbir zaman kendilerini kutsal, değerli ya da filozof görmemişlerdir. Biraz tuhaf burada yani. Hiçbir filozofa, bilim adamına sen kutsalsın da denmez zaten. Denmemiştir. Onlar da kabul etmezler. Yani bizim burada da, Anadolu'da da doğayı kutsal sayan, tabiatı kutsal sayan adamlara ya sen filozofsun, sen ne mübarek kutsal adamsın da hayırdır. Ben kutsal değilim. Kutsallık insana yakışmaz der. Bu gök tenri inancında da böyledir. Başka peygamberli, peygamberi olmayan inançlarda da böyledir. Sokrat da mesela böyledir. Sokrat'a demişler ki sen işte filozofsun, sen kutsalsın, sen büyük adamsın dendiklerinde şunu, o meşhur savunmasında çok şeyler söylüyor da şunu söylüyor. Halk o kadar cahildi ki ben konuşunca beni filozof zannediyorlardı. Halbuki benim tek bildiğim hiçbir şey bilmediğim. Sokrat koskoca filozof,
Bunu söylüyor. Benim tek bildiğim hiçbir şey bilmediğimdir diyor. Bugün peki peygamberli dinlerden sonra feslisi taslısı, cübbelisi cübbesi, sarıklısı sarıksızı ne der? Biz her şeyi biliriz. Biz kutsalız. Biz Allah'la arkadaşlık yaptık. Allah'tan bize icazet geldi. Allah'tan bize haber geldi. Musa gitti Allah'la konuştu. Onun için kutsallık bizde arkadaş derler. Bu tür adamlar insanlığın daha iyi şartlarda yaşaması için hiçbir şey yapmazlar. Ayrıca takoz olurlar. İnsanlığın gelişmesinin önünde de engel olurlar. Diğer filozoflar insanlığa ne kadar katkı yaptıkları halde iyi yaşamaları için çabaladıkları, insanlığın ufkunu, önünü açtıkları, insanlığa ışık oldukları halde kendilerine kutsal saymazken bir cübbeli, bir fesli, bir sarıklı kendini kutsal zanneder. Kutsal sayar, insanların başına da bela olur. Biraz daha konuyu açıklayayım. Üstelik bu tür adamlar, biraz önce söyledim ya, peygamberle dinlere geçmeden önce insanlar kendilerini kutsal saymazlar. Doğayı, tabiatı kutsal sayarlardı. Aklı başındaki filozoflar da kendini kutsal saymazdı. Bu kendini kutsal sayan adamlar tüm yetki ve söylemlerini üstelik o kutsal kitaplardan alırlar. Çünkü kutsal kitapların temelinde adaletsizlik var. Onlar da kendini adaletliyim diye adaletsizlik içerisinde çığırtkanlık yaparlar. Mesela kutsal kitapların hepsinde insanı kutsal sayan, insanı kutsal sayan kutsal kitapların hepsinde insanı küçümser. İnsanı ayrım yapar. Köle yapar. Aşağılar. Kadını cariye yapar. Kadını ve erkeği ikiye böler. Erkeğe sen kutsalsın der. Kadına da sen ancak kölesin, cariyesin der. Hatta yaratılış felsefesinde bile kadına ben seni der, adam yerine bile koymadım. Seni der Adem'in kaburga kemiğinden yarattım. Diyeceksiniz ya böyle kutsal kitap olur mu? O var işte, var. Bazılarında da ben sizi cennetten kovdum. Yasak elmem falan filan. Daha sonra der Adem söz dinledi, tövbe etti. Biz de onu affettik. Havva konusunda herhangi bir laf yok. Orada sükut geçilir. Ben Havva tövbe etti etmedi demiyorum. Sükut geçilir orada. Boş bir çizik var. Niye? Çünkü Havva'yı küçümser. İnsanları bir kısmını kendilerince bir kısmını kutsayıp, kutsal sayıp, önemli sayıp bir kısmını aşağılayan, köleleştiren, işe yaramaz sayan, cariye sayan, ayak yıkatan, tükrük içiren, bilmem ne yapan, kutsal kitap ve zihniyet nasıl insanların temelini, genelini kutsal sayacak? Mümkün değil. Ayrıyeten o kadar çok işlere karışır ki insanları döver, insanları söver, insanları cezalandırır, affeder, cehenneme alır, ateşte yakar. Sonra oradan alır, suya sokar, oradan alır, geri cennete getirir. Ya dersin yeter Allah'ım yeter ya, yeter, bıktım. Her işe de karışır. Her işe. Evliliğinize karışır. Nasıl evleneceksiniz? Kimle evleneceksiniz? Kaç yaşındayken evleneceksiniz? Çocuklara nasıl miras vereceğinize bile karışır. Kızlara bir, erkeklere iki. Ya bu nasıl adalet dersin yani? Allah'ın adaleti böyle olur mu? Niye insanları küçümsüyorsun? Biz de böyle. İşine gelirse. Gelmiyorsa sen dinden çıktın zaten. Sen kafirsin. Sen inanmıyorsun. Kime? Allah'a. Ya ben Allah'a inanıyorum. Ne alakası var diyorsun. Yok buna da inanacaksın. Yani aklın alsın almasın inanacaksın. Ganimet topluyor savaşlarda.
Sonra beşte birini Allah'a veriyor. Dün de söyledim ben. Dün de söyledim. Konuşmalar içerisinde zaman zaman gelip oraya dayanınca söylemek gereği duyuyorum. Ya kainatın sahibi Allah sana topladığın ganimetten bana pay getir der mi? Bahçenizde bir bahçıvan var diyelim. Orada salatalıkları ekip dikiyor, domatesler ekip dikiyor falan. Bir kasa toplamış, evine götürüyor. Helal olsun. Yalar çoluğu çocuğu var, götürüyor diyeceksiniz. Ancak sana bakıyor, diyor ki, 2 kilo da sana ayırdım ha. Niye? E burada hadi bu topladığım ganimetlerden senin olsun. Bahçe benim, bağ benim. Yok, biz yine vicdanlı davrandık. 2 kilo da sana ayırdım. Tüm kutsal kitaplar kendini bilme, beni bil. Beni kutsal say, benden kork. Beni dinle. Yoksa kafanı kırarım seni, seni cezalandırırım. Bilmem ne derken tüm filozoflar bunun aksine kendini bil derler. Sokrat da var. Diyor ki karısı demiş ki Sokrat seni boş yere asacaklar. E demiş ben kendimi bildiğim için beni asacaklar. Ya demiş haklı yere assalardı daha mı iyiydi? Platon ne diyor? Kendini bil. Yani biz bu yabancı, yabancı da değil onlar da Anadolu'lu hepsi de ben bizdeki kalıtsal bir şey var ya dilime yapışmış yabancı niye? Bence o da Anadolu'lu. Kimisi Bodrumlu, kimisi İzmirli, kimisi Kayserli, Thales. Oradan geliyor galiba Thales. Bunların hiçbirisi yabancı değil. Niye? Müslüman değilse yabancı. Bizde de böyle bir şey vardır. Beynimize işlemiş yabancı ya da yerli ya da bizden değil ya da bizdeni Müslümanlığa göre ölçüyoruz. Müslüman mı? Değil. Değilse yabancı ya. Boşver. Dolayısıyla bizdeki ya da İsa'dan önceki tüm bilim adamları kendini bil derler. Bunun tersine Kur'an ne diyor? Kendini bilme. Kendini bilme, benim dediğimi yap. Cübbelisi cübbesiz, faraklısı, saraklısı feslisi, yeşil saraklısı, kırmızı saraklısı. Bir de onlar var. Yeşili var, kırmızısı var, beyazı var. Ne anlama geliyor bilmiyorum. Bayrak işareti gibi işaretler mi? Birbirlerinin arasında sıfat yarışımı. Vallahi bilmiyorum. Merak da etmedim. Hepsi derler ki kendini bilme. Beni bileceksin. Ya sen bir tarikat liderisin. O da neyse. Olsun sen benim dediğimi dinleyeceksin. Bana sıkı sıkıya bağlı olacaksın. Üstelik zincirlerle bağlı olacaksın. Kopamayacaksın, gidemeyeceksin. Ondan sonra kendi iradeni benim boyunduruğum altına vereceksin. Ruhumu bana teslim edeceksin. Hatta benim için öleceksin. Benden çok kimseyi sevmeyeceksin. Hadis de var bu konuda. Eğer benden çok başkasını seversen İki cihanda elim yakanda gitmez. Böyle kör aşıklar olur ya, platonik aşıklar. Ya benimsin ya kara toprağı. Breh breh breh. İnsanı aşağılayan, köle sayan, elinde bir sopa ile bekleyen, 4-5 kadınla evlen diyen bir inanç, ben bunu İslamiyet falan için söylemiyorum. Davut'tan başlayarak. Vahşi kapitalizmin, vahşi din temsilcisi Davut'tan başlayarak. Davut'un öyle bir özelliği de vardır. Hem vahşi kapitalizmin ilk temsilcilerindendir, hem vahşi dinin de ilk temsilcilerindendir. Açın, bakın Davut'a hem kraldır, hem dindardır, hem peygamberdir, hem elin bahçesindeki bir tane kuzuya göz diken bir namussuzdur. Niye? Tevrat da onu kınar. Sen der elin bahçesindeki, hadi diyelim evin bahçesindeki ağlındaki der. Bir tane kuzuya göz diktin. Kendi der ahırın da damın da koyunlarla dolu olduğu halde. Orada kadınları söyler. Kendin ulaşamayacaksın ya da nedirler ona sahip olamayacaksın. Ya da sayısız. Bu hepsine ulaşmış da sayısız kadının varken elin altında gidip Uraya'nın bir tane karısına, Betşebe'ye göz diktin ve adamı öldürerek aldın onu der. İşin hikaye kısmında böyle. Bunlar
hem din temsilcileri, hem peygamberler, hem vahşi kapitalizmin ilk temsilcileri. Allah'a şimdi diyorum ya, Davut'tan peygamber mi olur Allah'ını seversen ya? Allah'ım yani. O da der ki bana, mutlaka ben öyle alıyorum. Ya ben onu peygamber falan seçmedim. Ben kulu peygamber seçmem. O manyak kendi kendine kendini peygamber ilan etmiş. 3000 senedir de millet bunu yiyor. Yemeyin der. Ben size akıl vermedim. Haklısın vallahi. Allah'ım haklısın. Beni affet bu konuda. O da diyor bana, seni affettim ama daha hala onun peşinden gidenlere ben bu dünyada gelsinler yanıma sorgusunu soracağım. Burada abartmadan işi hemen kesiyorum. Platon'dan sonra tüm filozoflar insanla ilgilenmişlerdir. Tüm pozitif bilimler insan için yapılmışken din hep dini bilimleri uygulayanlar, yapanlar hep kendileri için yapmışlardır. Bakma ben sizin için yapıyorum. Ben size nasihat veriyorum. Ben size öğüt veriyorum. Lafları hep palavradır. Çünkü her birisinin kendince kuralları vardır. Sıradan bir tarikattan başlayın. Peygamberli dinlere kadar, alimlere kadar, bilmem nelere kadar hepsinin kendi kuralları vardır ve kendisi için ister her şeyi. Önce kendisi için ister. Nizam-ı Mülk'ün siyasetnamesinde de var. Kadınları der, iyi bir neslin devamı için evde tutun. Onları topluma karıştırmayın. Ne kadar sakat bir zihniyet değil mi? İyi bir neslin devamını sanki ahırda bekleyen şey bekliyorsun. Damızlık at tutacaksın da orada, sonra başkası eğitecek bunları. Halbuki iyi bir neslin devamı için kadının iradesinin baştan sonra toplum işine karışarak fiziki olarak kendisinin de özgür olması gerekiyor ki özgür ve geleceğe aydınlık bakabilen, ışıklı bakabilen nesiller yetiştirsin. Ama bunlar hep şey derler. Bugün tarikat liderlerinde falan da vardır. Kadın benim cenazeme bile gelmesin. Kadınlar ayrı yerde oturdum. Kadınla çocuklarla, kız çocuklarını, erkek çocuklarını bir araya koymayın. Hatta kız çocuklarını kesinlikle okutmayın. Çünkü onlar okurlarsa dünya nizamı bozulur. Allah muhafaza başımıza taş yağar. Okumasınlar ki biz onları 8-10 yaşında evlendirelim. Evlenmezlerse ensest ilişkide kurban edelim, öldürelim bilmem ne. Zihniyet bu. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla dinlerdeki tüm bazı şeyler, her şeyi ilk önce kendileri için isterler. Siz bakmayın öyle. Biz toplum için, toplumun iyi olması için, toplumun ahlaklı olması için falan filan, siz bir aradan çekilseniz, cübbelisi, sarıklısı, mantolusu bilmem neleri, toplum iyi olacak zaten. Siz bir çığırtkanlık yapmasanız, kendiniz Allah'a bir şirk koşarak, şerik koşarak, şirket olarak Allah'ın şirketine biz de ortağız demeseniz her şey iyi olacak. Neden hep panteistler doğaya kutsal sayarken insan kutsaldır diyenler daha sonra baskın duruma gelmişlerdir? Yukarıda da anlatmaya çalıştım. Kutsal kitapların çoğu kadını aşağılarlar, insanı aşağılar. O kadar çok hakaret eder ki insanı köleleştirir. Ondan sonra der ki insan kutsal. Burada bir paradoksal bir çelişki var sanki. İnsan mı kutsal, doğa mı kutsal? Erkek mi kutsal, kadın mı daha kutsal? Eğer erkek kutsalsa kadın insan değil mi? Kadın neden kutsal sayılmaz? Allah yarattığı insanların arasında ikilik yapar mı? Yani ben seni öbürünün kavurga heminden yarattım ya da ben seni öbürüne köre olsun diye yarattım ya da tüm kadınlara, erkeklere cariye olsun diye yarattım der mi? Mesela açın Nisa 24
Asap 50 ilk akıma gelenler. Orada kadınlar nasıl aşağılandığını göreceksiniz. Nisa 24'te der ki, eğer Arap kızlarıyla evlenecek kadar cebinizde mehir ödeyecek paranız yoksa elinizin altındaki cariyelerle uhunetinizi def edin der. Ne kadar aşağılayıcı bir laf değil mi? Elinizin altındaki cariyelerle ücretsiz evlenebilirsiniz. Daha sonra da der ki, eğer elinizin altında evlendiğiniz cariyeden bir iki sene içerisinde bıktın diyelim. Nusanını değiştireceksin, satabilirsin onu. Ya da arkadaşın cariyesine değiştirebilirsin. Ya o insan değil mi? O Allah'ın yarattığı bir can değil mi? Onun için bu insan kutsal lafı bana biraz tuhaf geliyor. Sonra da diyorum ki ben, insan kendi özelliğini tabiattan mı almıştır kutsallığını? Yani ilk önce tabiat mı kutsaldır? Yani insandaki vasıflar, biz diyoruz ya Allah'tan alma vasıflarımız var bizim. Tabiattan mı almıştır? Eğer insan tabiattan bu vasıfları almışsa kadın neden almamıştır? Kadın neden kutsal kitaplarda, peygamberli dinlerde özellikle söylüyorum kutsal sayılmaz? Bu lafları tabi kutsallık ve kutsallık olmayan lafını uzatabiliriz. Yani kadın mı kutsal, doğa mı kutsal, erkek mi kutsal? Ancak bir daha söyleyeyim ben. Peygamberli dinlere geçmeden önce doğanın kutsallığı panteizm üzerine, panteist toplumların varlığı biliniyor. Bunların başında da bizde Umayana vardır mesela. Bizde Kibele vardır. Bizde Umayana derken Umayana da Orta Asya Türklerinin kutsalıdır. Anadolu kutsalı Umayana'dır. Yani Umayana Kibele'dir. Bu Yunanistan tarafına geçtikçe Artemis olur. Ondan önce Sümerler'de Tanrıça Anu vardır. Mısırlılar'da Demeter vardır. Bunların hepsi kadındır. Çünkü kadının doğurganlığı ve doğaya benzetilmesi aslında doğanın kadına benzetilmesi ya da kadının doğaya benzetilmesi kadını da kutsal kılar. Yani cümle biraz devrik oldu galiba ama kadın doğaya benzetilir genelde. Erkek doğaya benzetilmez. Kadın doğaya benzetilmez. Gelelim buradan doğa ya da tabiat dişi midir, erkek midir? Bu konuya. Yani bu sabahtan bu tarafa anlatıyorum. Sabahtan bu tarafa olmadı. Yani 20-25 dakikadır anlattığım erkek mi kutsal, kadın mı kutsal? Eğer insan kutsalsa genel olarak, sıfat olarak insan kutsalsa kadınlar neden aşağılanır, erkekler neden üstün tutulur? Bu peygamberli dinlerin getirdiği bir hegemon güç müdür yoksa gerçekten de insan kutsal mıdır? Onu anlatmaya çalışacağım. Söyledim ya, doğa dişi midir, erkek midir? Doğada kendi kendine üreme, üretme mekanizması var mıdır? Neden peygamberle dinlere geçmeden önceki inançlar panteisttir? Yani doğanın kutsallığı üzerinedir. Onu böyle bir soru olur mu ya? Demeyin yani. Doğa ya da tabiat biseksüel olabilir mi? Ne demek? Kendi kendisine üreyen, hem dişisi hem erkeği içinde olan bir mekanizma olabilir mi? Doğada bizim bildiğimiz ya da bilmediğimiz bu tür canlılar var biliyorsunuz. Kendi kendisine üreyebilen, bölündükçe çoğalabilen, hatta erkek ve dişi spermlerinin aynı bedende, aynı bünyede olan canlılar var. Yani ben biseksüel deyince bunu yanlış anlayıp da illa günümüzdeki o bir takım uygunsuz ilişkiler seks olarak algılamayın. Ben üreme ne derler, hücrelerinin
aynı bedende olması. Yani erkek ve dişi hücrelerinin aynı bedende olmasını kastediyorum. O doğada var. Doğada var. Adem'i ya da Havva'yı Adem'in kaburga kemiğinden yarattım lafına ters olarak ya da o inanca muhalefet olsun diye söylenmiyor bunlar. Zaten doğanın içerisinde bu mekanizma var. Sürekli kendini yenileyen ve sürekli ilkbaharda yeniden canlanan, yeniden doğuran, doğurganlık yapan bir doğada herhalde biraz aynı hücrelerin olduğu kanaati var. Çünkü biz Kibele'nin heykelini, resmini görenler bilir. Kibele'de işte kadınsal organlarının bir kısmı 8, 9, 12, 13 tane tüm omuzlardan itibaren sarkan memeler vardır. Bu çok ne derler, besleyici, vereyen, kendi kendine üreyen bir yapısı olduğunu, doğayı tasvir eder ve kendi kendine üreyen bir yapısı olduğunu anlatır. Bu tür doğadaki olan bir takım vasıflar olan bu erkek ve kadın hücrelerinin aynı bedende olan bir dişi kendi kendisine üreyebilir. Ancak bu vasıflar erkeklerde yok. Yani hiçbir erkek kendi kendine üreme yetisi yok. Bazılarımız diyecekler ki ya işte o tür canlılarında bir erkeğe ihtiyacı var. İşte tam burada biraz 5 dakika durup düşündüğümüzde doğanın erkeğe ihtiyacı yok. Doğa kendi kendisine üreyebiliyor. Bunu insanlar için biraz önce de söyledim. Tuhaf karşılayabilirsiniz. Biraz alışık olmadığımız bir laf gibi gelebilir ama doğa bizim anladığımız günlük, şimdi anladığımız biseksüel değil de aynı üreme organlarını, organ olarak da demeyeyim yani aynı tohum bünyesinde barındıran bir yapısı var. Sonuç olarak şunu demek istiyorum. Biraz son cümlelerim anlaşılmakta zorlandı galiba. Zorlandığınız olabilir. Doğa aslında insanda olan tüm vasıfları kendi bünyesinde barındırır. Yani buradan panteizme, oradan da nasıl söyleyeyim, Spinoza tanrısına kadar iş gider. Dolayısıyla bence insanın kutsallığı olmaz. Doğanın kutsallığı insana yansır. Özellikle de kadına yansır. Daha sonra insana geçer. Ve insan kutsallığını doğa üzerinden devam ettirir. Bugün doğaya sahip çıkmayan insan tek başına kutsal olamaz. Bugün ayağında giydiği takoya kutsal sayan insan ya da çektiği tesbihi kutsal sayan insan onun bir doğa ürünü olduğunu unutmamalı. Giydiği elbisenin bile bir doğa ürünü olduğunu unutmamalı. İçtiği suyun bir doğa ürünü olduğunu unutmamalı. Kendisini kutsal sayan adam doğadan elini eteğini çektiğinde kaç gün yaşayabilir? O Kibele gibi, o Artemis gibi, o Umayana gibi doğaya muhtaçız biz. Yememizle, içmemizle, diğer fizyolojik, bedensel ya da ruhi bir takım ihtiyaçlarımızla doğa olmadan yaşayamayız. Barınma ihtiyacımızdan beslenme ihtiyacımıza kadar, giyinme, kuşanma ihtiyacımızdan hayatımızı idame ettirecek her türlü ihtiyaçlarımıza kadar doğa olmazsa yapamayız. Kendi kendini kutsal sayan, kendi kendine bir kutsallık arayan ya da bir erdem, bir fazilet arayan insan Sokrat'a baksın, Platon'a baksın, Hacı Bektaş-ı Veli'ye baksın, Yunus Emre'ye baksın.
ne kadar işe yaramaz olduğunu da görür. Onlar söylerler. Kendini bil derler. Ama bir Nizamül Mülk'e, bir Necmettin Dahi'ye, bilmem kim, bir Muaviye'nin şeyi, Emevi ordular, Muaviye'ye baktığınızda onlara göre kendileri kutsal. Çünkü onlar birer Davut'a baktıklarında, bilmem kime baktıklarında, onlar kendi kurallarını kendi koyan hem din alimi, hem kral, hem peygamber, hem bir reklam filmi vardı, benim annem diyor, hem ayakkabı boyacısı, hem sağlık memuru, hem aşçı, hem ne diye. Bunlar her işin adamı. Bunlar toplumu dizayn eden, dini yönden yol gösteren, manevi yönden en üstün seviyede olan kutsal insanlar, aynı zamanda krallar, aynı zamanda toplumun adalet dağıtıcıları. Nasıl adalet dağıtıyor? 50 kadın, 60-100 kadın hareminde bulunduruyor. Güzel gördüğü bir kadına da sarkıntılık ediyor. Adalet dediğin böyle olur işte diyor. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. İyi günlerde kalın.